Merhabalar. Bu videoda lineer regresyonun yanında neden ridge regresyonunu ve lasso regresyonunu öğrenmemiz ya da bilmemiz gerektiğini tartışacağız. Bunun için aslında biraz şeyi sorgulamak lazım. Biz emlak örneğini sorgulamak lazım ve bu sefer emlak örneğini biraz yereceğiz aslında. Emlak örneğinde biz şimdi özelliklerimizi yani features'larımızı belirtelim. Features özellik. Biz iki tane, bir tane şey kullanıyorduk. Bizim baz aldığımız şey fiyat. Bizim istediğimiz sonuç istenen zaten bu. İstenen sonuç. Peki fiyatı etkileyen sadece metrekare midir? Onu düşünelim. Metrekare midir? Yoksa evin kaç yıllık olduğu mudur? Yoksa içine ya da iç bakım durumu mudur? Öyle diyelim. Ya da başka ne denilebilir? Konumu. Bu tarz şeylerin hepsi fiyatları etkileyen şeyler. Ve bizim özelliklerimiz arttıkça bu sefer de bizim ihtiyaç duyacağımız şey lineer regresyon olmayacak. Çünkü lineer regresyonda dümdüz bir çizgi çiziyorduk. Şuradaki olduğu gibi belli bir şey bulabiliyorduk. Buraya metrekare, pardon, buraya fiyat, buraya metrekare koymuştuk ve verilerimizi tahmin etmesini istemiştik. Belli bir doğruluğa ulaştık aslında. Ama bizim özelliklerimiz fazla olunca 3 boyutlu bir şey çizebilirdik. 3 boyutlu olsaydı şuradan bir Z olacaktı ve Z de mesela evin metrekaresinin yanında, burası metrekare, burası da evin konumu olurdu. O konumdaki fiyatları da öğrenirdik ve bunlara göre 3 boyutlu bir şekil çizer. 3 boyutlu şeklin en tabanının en kötü konumda ve en az metrekarede ev olabileceğini tahmin edebilirdik. Belki çünkü fiyata göre, daha doğrusu fiyatın en az olduğu yerde böyle şeyler olduğunu tahmin edebilirdik. Neyse, kısacası özelliklerimiz artabilir. Bu durumda lineer regresyon bizim için eksik kalıyor. Bu durumda ridge regresyonu ve lasso regresyonu ile her özelliğimizin katsayısını daha optimize ediyoruz. İstediğimiz değere getirmeye çalışıyoruz. Mesela şurada bir sinüs grafiği var. Ben buna bir regresyon uyguladığım zaman lineer regresyonda gördüğünüz gibi verilerimizi tahmin etmek için yetmedi. Ve burada da şurası da önceki videodan alacağınız gibi overfitting olmaya başlamış bir grafik. Biz alt üstü sinüs grafiğini belli bir sinüs fonksiyonu çizdirmeye çalıştık. Burada da yeterli veriye yeterli şöyle söyleyeyim. Lineer regresyonda doğrumuz var. Her özellik başına bir katsayımız var ve biz bunlara ağırlık diyoruz aslında. Weight olan ağırlık ve biz bunda tek bir fonksiyonumuz için şöyle yazmak gerekirse aslında şimdi emlak örneğinde özelliklerimiz bir şu anlık metrekareydi. Metrekare için y eşittir ax yazdık. Ama yanına konum ekleseydik bunun için bx kare olacaktı. Ve başka bir değişken ekleseydik. Bu sefer başka bir özellikle cx küp olacaktı. Bu şekilde artık çizgi olmasını beklemeyecektim aslında benim verilerimin. İçinde herhangi bir kare varsa bir denklemin içinde herhangi bir bu şekilde bir denklemimiz çıkabilir. Biz de bu katsayıları b katsayısını ve c katsayısını ararken ne gibi değişiklikler yapmamız gerektiğini göreceğiz. Biz katsayıları da optimize etmeye başlayacağız ve bunu da ridge regresyonu, sırtlı regresyon da deniyor ve lasso regresyonu ile yapacağız. Lasso regresyonu ile yapacağız. Bu ikisinin arasındaki temel fark bizim katsayılarımızı yani şuradaki B ve C'leri optimize ederken kullandığı metotlar. Daha doğrusu aynı zamanda hataların elde edilmesinde kullanılan metotlar da var. Şöyle söyleyelim. Biz tahminimizi yaparken en küçük kareler metodunu kullanıyorduk. Bu şekilde. Ve
Bizim aynı zamanda bir öğrenme değerimiz var, öğrenme katsayımız vardı. Bizim denklemimizde bu sefer ridge regresyonun aslında denklemini çıkaracak olursam şurada bir öğrenme katsayısı ve benim ağırlıklarımın da karesini alarak karelerinin toplamını alarak benim için tahmini en uygun değeri bulmaya çalışacak. Bu değeri biz gideceğiz. Ridge regresyonunda bu değerin karesini alarak yapıyor. Karesini alma sebebini de tartışırsak karesinde veriler şunun üzerinde gösterecek olursak tahminimiz mesela burada gerçek değer burada tahmini değer burada gerçek eksi tahmin pozitif ama şurada negatif. Bunun için karesini alıyorduk. Karesini almak yerine bu aradaki farkların hepsinin Türkçesini de unuttuk Allah aşkına. Absolut valüsünü alarak yani mutlak değerini alarak biz bu şeyde gene bu gerçek tahminimizle gerçeğin arasındaki kareyi alabiliriz. Kısacası hem de mutlak değeri alarak hata ölçümünü yapabiliriz. Ridge regresyonunda bizim için karelerine göre işlem yapacak. Ama Lasso regresyonunda şöyle bir şey olacak. Bu sefer mutlak değerlerine göre optimize etmeye çalışacak. Bizim için en uygun katsayıları ki katsayılarda B ve C değerleri ve A değerleri. Bunlara neden ihtiyacımız olacak? Bir daha söyleyelim. İki tane özelliğe mahkum kalmıyoruz her zaman. Bazen milyonlarca özelliğe sahip olabiliriz ve bunlara göre en iyi sonucu bulmaya çalışabiliriz. Ve ridge regresyonda kareye göre işlem yapıyoruz. A bizim katsayı değerimiz, öğrenme katsayımız. Onun dışında biraz da şu öğrenme katsayımızın değerlerine göre işlem yapacak olursak şunu görelim ilk başta. Neredeydi o? Şunu sildiğimiz zaman şu katsayı aslında oradaki A değeri. A'ya 0 verdiğimiz zaman şurayı tamamen kapattık. Burası olmayınca sadece şurası kaldı. Bu da bizim için simple linear regression yani lineer regresyonu, basit lineer regresyona döndü. Gene bir çizgi çizmiş olacağız. Sıfır verince bu. Sonsuz verince burası denklemimiz dağılmaya başlayacak. Çünkü sonsuzla işlem yapınca bu sefer burası sıfır. Bunun yanında sıfır gibi bir değer elde edecek. Çünkü çok küçük kalacak. Aynı zamanda şurada görecek olursak bir de şunu görmemiz lazım. Biz bunları optimizasyon haline getirirken türevini alarak kullanıyorduk. Şurada çok güzel açıklamış burada. Şimdi burası simple linear regresyon. Yani katsayımızda şuraya sıfır verince şu elde ettiğimiz denklem bizim ilk videolarda gördüğümüz denklemin aynısı. Cost denklemi dediğimiz şey. Ve burada karesini alarak burada ise mutlak değeri alarak optimizasyon yapıyoruz. Optimizasyon yaparken ne yapıyorduk? Her katsayıya göre teker teker türev alacağız. Ki aslında scikit-learn buna matris işlemleriyle yapıyor. Biz burada matematiğin temel işlemlerini anlamak için türev alarak yapacağız. Türev alıp sıfır eşitleyip gradient descent yapacaktık pardon. Türev alarak o noktada ilk videoda hatırlarsanız gradient descent yaparak teker teker en uygun katsayı değerini bulmaya çalışacağız ki katsayılarda C ve B'ler buradaki. Türevini aldığımızda burada 2 lambda olacak çünkü kare 2 lambda. Bunda işlem yaparken de Lasso işleminde de aslında buralar çok da gerekli bir detay değil. Mutlak değerin sıfır da türevi olmayacak. Aslında ona dikkat edilmesi lazım. Programda ona dikkat ederek çalışıyor. Ve aynı zamanda ridge regression ve Lasso regresyonun birbirlerine göre ne önemi var? Hangi konularda birbirlerinden üstünler onu görmek lazım. İkisi de çok özellikli değerlerimiz için yani evimiz için konum, metrekare, evin içi gibi değerlerden çok özellikli değerler için bu iki şey de kullanışlı. Ama şöyle bir şey var ki model oluşturduğumuz modelin yani oluşturduğumuz ax artı bx kare artı cx küp denkleminin daha az karmaşık olmasını sağlayan ridge regresyon.
Model sayımız gerçekten fazlaysa, belki milyonlar, model sayımız gerçekten fazla, bu sefer de Lasso regresyonuyla biz en son elde ettiğimiz şey bazı sıfıra yakın katsayıları hiç almamaya başlıyor. Onları hesaplama yaparken bize bu şekilde bir üstünlük sağlıyor Lasso regresyonunda. Çünkü atıyorum 1000 özellikli bir değerde, yani evin fiyatını teker teker, konumu, metrekaresi, işte atıyorum mutfağının güzelliği, banyosunun güzelliği, banyosunda kullanılan tesisat gibi tüm değişkenlere göre yayarak hesap yapmaya çalıştığımızda, atıyorum musluğunun bozukluğu bizim için çok önemli olmayabilir evin fiyatını belirlerken, bunu sıfır olarak alıyor, işlemlerimizi daha hızlı yapmasını sağlıyor. Biz de bu şekilde Lasso regresyonundan yararlanabiliyoruz. Videolarımızda Rijya'da Lasso'dan devam edeceğim. Bunun scikit-learn'de kodlamasıyla devam edeceğim. Ama kodlamadan önce şunu da yapacağım ki, Rijya regresyonunun gerçek hayatta bir uygulamasını, Türkiye'de gerçek hayatta bir yumurta üretiminde uygulamasını göstereceğim. Şimdilik izlediğiniz için teşekkür ederim.